Günaydın sevgili izleyiciler. Günaydın, herkese iyi haftalar. İyi haftalar. Haftanın ilk gününde doktorum yanımda yine karşınızda olacak. Hafta boyunca beraber olacağız. Umarım iyi bir hafta sonu geçirmişsinizdir. 360 ekranındaki sevgili izleyicilerimiz ve stüdyomuzu dolduran birbirinden değerli konuklarımız, sizler de hoş geldiniz. Çok güzel konular konuşacağız bugün hocam. Sen ne yaptın hafta sonu? Ben ne yaptım hafta sonu? Doğaya attım kendimi. Oo, çok güzel. Kendimi doğaya attım, Sapanca'ya attım. Nasıl güzel. Mutlaka ya şu evlerinizden bir çıkın. Hafta sonu değil mi? Kesinlikle televizyonmuş, öyle. Uzun uzun kahvaltı güzel de mutfağın masasında da olmasın. Şimdi hafta sonu televizyonmuş falan değil mi? Biliyorsun cumartesi pazar evet. Tekrarımız var. Bizi kaçıran izleyiciler hafta sonu bizi izliyorlar biliyorum. Çünkü sosyal medyadan da bize yazmaya devam ediyorlar. Evet, hafta sonları kaçırdığınız, izleyemediğiniz bölümleri de izleyebilirsiniz. Sen ne yaptın hafta sonu? Benim konserim vardı biliyorsun. Ay evet. benim bir hobim var, şarkı söylüyorum. Buradaki grubumuzun seyircilerimiz da, bilmiyor olabilir. Doktorlardan oluşan bir grubumuz var. Onun konseri vardı. Herkesin bir hobisi olması lazım. Bak, lütfen. Bak bir gün biz de izleyelim diyor. Tabii ki, ne demek. Ya gelin, gidin daha doğrusu gelin. Yalnız ben gittim mi daha, bir dahakine kesin geleceğiz. Bekliyoruz. Hep beraber ekipçe. Ama önemli olan şu Selda. Yani gerçekten sağlıklı bir hayatta bir hobiye sahip olun. Çünkü bu sıkıcı, bazen can sıkıcı hayatın içinde kaçış noktalarına sahip olmanız gerekiyor ve bunların başında da gerçekten bilirimiz olmalı. Evet, hobiler de yine insanı ayakta tutan uğraşlar değil mi? Peki, şimdi biz bir hafta ara verdik, konuşmadık o konuyu ama zor tuttuk kendimizi. Doğru, doğru. Koronavirüsüyle ilgili, korona mı, korana mı ya? Korona. Korona. Bu virüsle ilgili korkularımız devam ediyor. Son gelişmeler var mı? Neler aktaracaksın bize? Valla rakamlara bakarsanız hakikaten can sıkıcı görünüyor. Yani bu yaygınlığı oldukça artmaya başladı. Şu anda 110 bin kişinin enfekte olduğu düşünülüyor dünya çapında. Ölümlerde 3800'e ulaştı bildiğim kadarıyla. Ya, Çin dışında da çok görmeye başladık ama şu tarafa geçiyorum ben Selda. Tamam, ben buradayım. Şimdi bak, burada iyi bir şey var. Bir haritamız var Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan. Şimdi kırmızı olanlar virüsün görüldüğü ülkeler. Zaten koyu orada Çin görüyorsunuz, o ilk görülen ülke. Gri olanlar virüsün görülmediği bölgeler. Türkiye'de bunların arasında belirli olsun diye yeşil olarak çizilmiş. Bizim dışımızda Afrika'nın bir bölümünde de gene görülmüyor. Güney Amerika'nın bir bölümünde görülmedi. Hakikaten... bizim etrafımızı olduğu gibi sarmış durumda. Bugün haberlerde söyledi biliyorsun, Bulgaristan'da 100'ün üzerinde ölüm var. İtalya'da Lombard bölgesindeki bütün toplu alanlar kapatıldı. Yani müzeler kapatıldı. Hatta lokanta sahiplerine dediler ki eğer masalar arasında ve bireyler arasında 1 metrelik uzaklığı sağlayamıyorsanız sizin de lokantanızı kapatacağız dendi. Futbol maçları iptal edildi, maratonlar iptal edildi. O yüzden ciddi bir aslında tehlike altındayız ama bizim tabii dikkat etmemiz gerekenler var. El yıkama her zaman olduğu gibi tekrar tekrar söylüyoruz. Aman gözünüzü seveyim, el yıkamayı unutmayın lütfen. Ama bu arada dünyada da hakikaten insanların bulduğu çeşit çeşit korunma yöntemleri var. Ay çok komik onlar. Yani onları komik. Bir paylaşalım. Yani ister istemez onlara inanası gelmiyor insanın, fıkra gibi. Paylaşalım, evet, dünya genelinde değişik yöntemlerle korunuyorlar ama bir maske bile korumaz derken bu ne güzel bir şimdi kayak gözüyle. Şimdi bak, bu enteresan. Yani aslında bir anlam mantık olarak doğru. Neden? Çünkü nerede çekilmiş bu fotoğraf? Metroda çekilmiş. İyi de gözlük neden? Gözlük neden? Neden? Neden olduğunu söyleyeyim sana. Çünkü virüsün girme yerleri bizim nereler biliyor musunuz? Ağzımız, gözlerimiz... evet, tabii, burnumuz. Tabii. Dolayısıyla mikrop taşıdığınız elleri eğer yıkamadan burnunuza götürürseniz, gözünüze götürürseniz bu durumda mikrobu taşımış olursunuz. Ama biraz abartmış. Yani anladığım kadarıyla bak, yataktan kalkmış, yastığın kılıfını çıkarmış. Kılıfı kafasını, değil mi? Ben öyle algıladım. Kılıfı, tabii. Üzerine de kılıfı. Kar maskesi takmış. Nefes alabiliyor mu onu bilmiyorum. Buyurun. Tedbir amaçlı eldivenle dolaşsak mantıklı mı? El yıkama daha iyi, inanın. Bu tür tedbirler, şimdi biraz sonra Nejat Hoca ile de konuşacağız bunları. Hani kayıp hem eldiven. Yani şimdi eldiveni her seferinde değiştirip atabileceksen eğer mantıklı. Poşet getir. Ama her seferinde yapman lazım. Çünkü dokunduğun, eldivenle dokundun bir yere. Tamam mı? Eldiveni yıkamayacaksın ki, biliyorum. Yıkamayacaksın. Poşet. Ne yapacaksın? Elinle atacaksın eldiveni. Zannedeceksin ki elin güvenli. Halbuki eldiveni tuttuğun için bu sefer mikrobu tekrar eline alacaksın. Acaba bugün ne
yapacaktım yemek olarak derken ağzına götüreceksin ve virüsü alacaksın. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Bunu sadece ben mi düşünüyorum acaba? Çok merak ediyorum. El yıkayalım, el yıkayalım diyoruz ya. Türkiye'ye de uğramadı diyoruz ya. Evet. E niye yıkıyoruz ki zaten? Madem virüs yok ortada. Hayır ama bizim hazırlıklı olmamız lazım. Her an ya virüs gelecek. Ben bunu, mutlaka bu virüs Türkiye'ye gelecek. Bundan kaçış yok. Ha, gelirse ama diye her an gelebilir. Bizim tedbirli olmamız lazım. O yüzden. Yani bu gelecek. Hani sanki etrafta ki geziyormuş da biz elimizi yıkamamız kalmış gibi diye ben böyle. Hayır hayır. Şimdi önemli olan virüs geldiği zaman bizim o alışkanlığı edinmemiz lazım. Bir de şöyle sadece ailede bir kişinin değil herkesin el yıkama alışkanlığına sahip olması tabii gerekiyor. Eve sokmamak için. Herkesin yoksa dışlısı oldum yalnız itiraf bu tür edin. İşte böyle saklama kaplarını kafana geçirerek. Ya bu gerçek mi? Gerçek değil bunlar mi bu? İşte gerçek. Şaka değil yani. No, hayattan alınan kesitler. Ay, İnsanların bulduğu pratik değil çözümler. Saklama deli kaçmış mı? Kafasına geçirmiş de ben diyorum yani virüsten saklama ölmese de karbondioksit zehirlenmesinden ölecek yani. Bir sonrakine geçelim. Al bak gene tehlikeli bir korunma yöntemi. Poşet takmış kafasına. Ay, gerçekten oksijen bitecek. Yani mafya yöntemi gibi. Bir sonrakine geç. Ne bir sonrakinde ne var? Eldiven de bakalım takmış bak bu kara eldiven takmış. Var doğru. Bak gene ay, saklama kap. Bu saklama kapların para şeyi arttı ya. Burası bedeli şey mi arttı acaba? Çin mi? Burasının valla metroya bakılırsa Londra'ya benziyor. Aa, işte bak. Poşet, poşet, maske, maske, şapka. Kapşon. Daha aşağılara inse fotoğraf kim bilir neler göreceğiz. Ama işte insan oldu, korumaya can çalışıyor. Korkusu oldu mu? Evet. Ya sonuçta bakın ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Yani burada biraz yüzümüz güldü ama insanların bak, suistimal de ettiği. Mesela hiç korumayan böyle şeyler de oluyor, satılıyor tabii. İşte bütün vücudu koruyalım diye. Halbuki basit yöntemlerle bunların önüne geçmek mümkün. El yıkama çok önemli. Şimdi bir tane bakın Twitter'da bak, geç. Senin işe gelişin. İşi bilmem ama havalimanına yakında böyle gidiyor olabiliriz yani. Evet. Enteresan bulmuş. Gerçekten. Yani Türkiye'ye umarım tabii bu hale gelecek noktaya gelmeyiz. Ben bizim metroları düşünemiyorum. Korunma yöntemi. Vallahi biz yaratıcı bir milletiz Selda. Kim bilir neler çıkar. Kim bilir neler buluruz. Şimdi geçenlerde bak Twitter'da gezerken doktor acilci diye ondan aldım bunu. Bir arkadaşımız enteresan bir bulgu yakalamış, onu paylaştı bizle. Şimdi şu tarafta bakın şu mavi olan fotoğraf neyi gösteriyor biliyor musunuz? Avrupa'da tuvalete gittikten sonra el yıkama oranlarını gösteriyor. İnanın bu çok doğru bir şey, istatistik. El yıkama oranı tuvaletten sonra en yüksek Türkiye'de. Bunu yurt dışında yaşayanlar iyi bilirler. Evet, yani bunun sebebi de aslında aşikar. Evet, tamam. Bakın şimdi bir de koronavirüsün görüldüğü bölgelere bakın ki gri olanların bir kısmında zaten orada da çıktı biliyorsunuz. Bir tek Türkiye şu anda korunuyor. Gerçekten el yıkamanın ne kadar önemli olduğunu çok net olarak evet bence gösteren bir araştırma olmuş bu. O yüzden lütfen ellerinizi sık sık yıkayın. Evet, az önce benim sorduğum yani madem korona yok. evet niye? Onu yapmıyoruz sende. Ama bir sürü insanın iç dış sesi oldum yani bak az önce de söyledim. Yok yani, bence çok güzel. Hayır hayır aklında olanı düşünmüş söyle. Düşünmüş olabilirler. Kesinlikle. Olabiliriz yani hani korona yok yok diyorsunuz da ikide bir el yıkayın diyorsunuz oluyor. O elinizde ne tuttuğunuz ne? Bir alkış lütfen. Ama söz vermiş ya, çok içindeki her çok şey doğal şey. Kendimizin yaptığı vallahi et bile kendimizin ya şey yaprak kendimizin bahçeden mi her şey doğal. Ay, yani içinde biraz bulgur var o bile doğal ya evet. Ve bunu neden yaptınız evet. Geçen ne konuştuk biz sen neden yaptınız diyor direkt kadından istedi dolma yap getir dedi. Hayır benden istemedi genel olarak görüş. Şey dedim bir gün de bir dolmayla gelin mi dedim bir şey dedim. Evet bir gün bir şey getirsin istedim ay, yani ben direkt. İnanın o an unuttum çok teşekkür ederim şimdi afiyet olsun ellerinize kol. Kollarınıza olsun. Sağlık. Bir tane atayım ben ağzıma. Ya yoğurt varsa ben de alırım. Bitireceğim dağıtalım reklam arasında. Bence tamam. Herkese bir tane yeter. Önce tamam. Bence bugün neleri konuşacağız? Hı, sen at. Ona bakalım. Evet şimdi bugün neler konuşuyoruz? Gelin hep beraber onu izleyelim. Hızla yayılan koronavirüsle ilgili son gelişmeler neler? Koronavirüs dünyaya nasıl bu kadar çok yayıldı? Koronavirüs antibiyotiklerle tedavi edilebilir mi? Kimler koronavirüsten daha fazla etkilenir?
Göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Nejat Altıntaş, koronavirüs hakkında tüm bilinmeyenleri birazdan canlı yayında anlatıyor. Çocuklu aileler ekran başına. Çocuğunuzu evde hangi tehlikeler bekliyor? Evde karşılaşabileceğimiz kazalar neler? En çok hangi ev kazaları yaşanıyor? Ev kazası geçiren çocuğa uygulanacak ilk müdahale nasıl olmalı? İlk yardım eğitici eğitmeni Sevda Akyol, merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan canlı yayında. Evet, harika bir haftaya başlangıç yaptık. Ümit ediyoruz bizimle başlar, bizimle bitirirsiniz. Doktorum yanında İnşallah. Çok değerli konuklarımız olacak. Dediğimiz gibi koronavirüsünün enine boyuna bir daha konuşacağız. Evet, kim geliyor? Göğüs hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Nejat Altıntaş bizimle. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Teşekkür ederim. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Sağ olun, siz de iyisiniz. İyidir. Öpüşmedik. Evet, ama tokalaştık hocam. Evet, tokalaşacağız. Ama elimizi yüzümüze getirmiyoruz. Evet, öpüşmüyoruz. Evet. Uzak duracağız bir süre. Şimdi öyle bir konuyla karşı karşıyayız ki, hani biraz önce sen dedin ya, uzun süredir konuşmadık ama o uzun süre konuşmadığımız için de 15-20 ülkede yeni bir virüs olduğu ortaya çıktı. Yeni ölümler oldu. Yani sürekli değişen bir tablodan bahsediyoruz tabii, aslında değil mi? Zor bir hastalıkla karşı karşıyayız. Demin dinledim, eldiven. Eldiven takmayalım. Bir günde, sadece bir saatte elinizi kaç kere yüzünüze değdiriyorsunuz, farkında mısınız? O kadar tahmin edin. Çok ki. 30 kere. Hele alerji falan varsa şöyle. Yani diyelim ki eldiven taktınız. Eldivenle buraya birisi, sizden önce birisi öksürdü. Mikrop bu eldivene geçti. Virüs yaşayabiliyor çünkü. Zarflı bir virüs. Bunu ağzınıza, eldiveni götürmüyor musunuz? Götürüyorsunuz. Hatta eldiven var diye ya da maske var diye daha çok kendinizi diyorsunuz ki bana bir şey olmayacak diyorsunuz. Daha fazla virüs bulaştırıyorsunuz. Dolayısıyla eldiveni kesinlikle tavsiye etmiyorum. Bir yalancı güvenlik hissi. Aynen. Tabii. Bir yalancı de yıkama şeyimiz yok eldiveni. Nasıl kurutacağız, nasıl yıkacağız? Ama el en azından yıkanıyor. Elimizi yıkayabiliriz tabii ki. Kesinlikle. Bir şey sormak istiyorum. Şimdi daha önce SARS vardı, MERS vardı. Bu konuda, yani korona konusunda daha mı fazla bilgi akışı oluyor da biz daha fazla gergin olmaya başladık? Yoksa gerçekten korona işte SARS'a ve MERS'e göre, yani daha önce çıkan virüs salgınlarına göre 2000'lerin başından itibaren başlayan, daha mı çok yayılıyor? Ölüm oranı belki düşük ama yayılma hızı mı daha yüksek? Evet. Aslında yayılma hızı aslında yaklaşık aynı. Mesela şeye baktığınız zaman, Ebola'ya baktığınız zaman %50'lere gitmiş. Mesela SARS'a baktığınız zaman bir insan yaklaşık 3,5 kişiyi hasta edebiliyor. Hı hı. Bu hastalığa baktığımız zaman COVID diyoruz bunun yeni adına. 2,5 kişiyi yapıyor ama yine de daha fazla, herhalde bu uçakların gelişmesiyle beraber, daha fazla insanların sağa sola uçuyor olmasıyla beraber hastalıkta daha fazla yayılmaya başladı. Bir de Çin'de turizm de arttı. Tabii. Yani Çinliler artık daha fazla seyahat ediyorlar. Tabii şimdi ki. Hele ki bizim gençlik dönemimize baktığınız zaman Çin'de zaten bir kısıtlama vardı. Tabii. Çinli turist çok görmezdiniz dünyada. Hmm. Ama şimdi nereye gitseniz artık, hani Asya'dan bir sürü insan artık dolaşıyor. Göç başlamış olabilir mi peki? Taşınanlar, gidenler var mı Çin'den? Tabii. Yani şu an insanlar Çin öğrenmeye başladı. Çünkü dünya ticaretinin, özellikle elektronik ticareti, şu an Çin elinde tutuyor. Biliyorsunuz, yani hani ismini söylemeyeyim, oradan devamlı ürünler getirtiyoruz. Dolayısıyla ticaret de fazla yayıldığı için insanlar Çince öğrenmek için de gidiyor. Çin turistler artık eski komünist Çin kalmadı. Yayılmaya başladı. Dolayısıyla hastalık da otomatikman yayılıyor. Ama burada enteresan olan şu. İlginç olan, niye hep Çin'de çıkıyor değil mi? Evet. Niye ben başka bu soruyu hep sorarım. Niye ilginç kazalar Çin'de olur? Niye ilginç hastalıklar, değil mi? Evet. İlginç yaratıklar. İnsan fazlalığından diye cevap. Tabii insan fazlalığı bir. İkincisi şu, 1970'lere geldiğiniz zaman Çin'de bir kıtlık başlıyor. Hı hı. Yani insanları besleyecek hayvan bulamıyorlar. Bunun üzerine 1978'de bu komünist Çin'in biraz daha gevşemesiyle beraber diyorlar ki biz vahşi hayvanların beslenmesine izin verelim. Yani bir taraftan normal işte domuzdur, inektir, bunun gibi hayvanlar beslenirken öbür tarafta da şey yapıyorlar. Vahşi hayvanların beslenmesine izin veriyorlar. Özellikle 88'e geldiği zaman bir büyük market haline geliyor. Her tarafta işte bizim doğada gördüğümüz o aslanlar, kaplanlar, işte bir takım panequin dediğimiz, birazdan göstereceğiz hayvanı. Bunlar besleniyor. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Vahşi hayvanları.
içerisinde vahşi virüslerin olduğu, bizim tanımadığımız virüslerin olduğu hayvanlar alıyorsunuz, getiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Kendi yaşam alanınızın içine sokmaya başlıyorsunuz. Ve bu alanlarda karışık alanlar, kalabalık alanlar, mesela SARS dediniz, SARS'ın ilk çıktığı yer Guangdong. Guangdong, Çin'in daha önceki eski bir kısa dönem başkenti. Ve Çin'in en kalabalık nüfusunun olduğu yer, ekonominin en zengin olduğu yer. Dolayısıyla ilk SARS'ın çıktığı yer burası. Buna baktığımız zaman da bu koronavirüsün, yeni koronavirüsün çıktığı yerde Wuhan. Wuhan dünya ticaretinin en büyük merkezlerinden bir tanesi. Kalabalık. Şimdi burada enteresan olan şu. Aslında Çinliler bu vahşi hayvanları çok da tüketmiyorlar. Tüketenler zenginler ve güçlüler tüketiyorlar. Yani esasında bunlar pahalı yiyecekler. Bravo. Pahalı yiyecekler tabii ki. Yani bunu ancak şunun için... Yarasa dedim mi bulamıyorsun yani. Alamıyorsun. Tabii. Yarasa çorbası. Bunları şöyle düşünüyorlar. Bunlar diyorlar afrodizyak. Gençlik iksiri gibi. Dolayısıyla zengin bir halk tüketiyor orada. Zenginlerin ekonomiye olan baskısından dolayı da hükümet de bunun yasaklanmasına izin vermiyor. Dolayısıyla üretiliyor. Bu Wuhan'daki hakikaten enteresan. İlk hastane başvuruları yaklaşık 350 kişi falan. 350'nin yarısı bu hayvan pazarında çalışan insanlardan. Kalan bir kısmının çoğu da orada alışveriş yapan insanlardan oluşuyor aslında. Aslında daha da en ilginç bir şey var. Çalışanlar az da olsa yavaş yavaş kendilerine immünite geliştirmişler. Bağışıklık geliştirmişler. Orada çalışan... Onda belki ölüm oranı daha düşük. Evet, tabii ki daha düşük. Orada esas alışveriş yapan, orada yiyen insanlar da hastalık daha fazla gelişmiş. Yani param var mı? Derdim var. Yani demek ki o yiyeceklere ulaşamıyorsak daha iyi. Bir sorumuz var hocam, buyurun. Bir şey soracağım. Tabii. Hocam. Önce hoş geldiniz. Sağ olun. Bunlar her türlü böceği yiyorlar. Yıkamadan, canlı cansız. Yani fareye varıncaya kadar yiyorlar. Bunlar da çünkü her yerde gezdikleri için mikrobun en çok yayılan yeri olması lazım yani burası. Tabii. Yani bunda yani her işte türlü fareyi böyle sosa batırıp yani normal yiyorlar bunlar. Fakirlikten dolayı. Bir dönem baktığınız zaman Çin'in şöyle bir politikası var. Üreyelim diye politikası var. Daha sonra bir bakıyorlar ki çok üremişler. 900 milyona çıkmışlar. Demişler ki bundan sonra ürersek yasaklarız. Mesela bir çocuktan daha fazla çocuk yapanlara hem para cezası hem hapis cezası getirmişler. Bu sefer de bakmışlar ki erkek çocukları azalıyor. Tekrar şu an izin verdiler. Dolayısıyla nüfus kalabalık. Nüfus kalabalık olduğu zaman neyle besleyeceksiniz? Besleyecek insan yok. Dolayısıyla böcektir, yarasadır. Hatta yani yarasalar bir... Pişirmeden ya böyle yani normal sos sıra pınık pınık yiyorlar hani böyle... Her türlü böceği, her türlü böceği ama. Bu biraz şeyle ilgili, alışkanlıkla ilgili. Yani adamların alışkanlıkları, kültür. Yani bazı hani ülkelerin kültürleri bizden farklı olabilir. Sonuçta biz saygı duymak zorundayız. Ama sonuçta sadece bizim dikkat etmemiz gereken, yani sağlık anlamında onlar da kokoreç bulaşmayı önlemek mesela. İçin. Değil mi? Evet, kokoreç yemiyoruz. Evet. Tuhaf yani. Bir şey diyeceğim. Kokoreç. Peki şuraya bir açıklık getirelim mi? Kulaktan kulağa. Yok Türkiye'de var, Van'da var, orada var, yok yok diyen var. Türkiye'de koronavirüsü var mı yok mu? Şimdi şöyle ben devlet üniversitesinin yani bir devlet üniversitesinde başhekimim. Yani dolayısıyla bakanlıkla iç içeyiz. Ve bakanla bizzat bu konuda görüşüyoruz. Şu an Türkiye'de kesinlikle koronavirüs yoktur. Ha diyebilirsiniz sağımızda var, solunumuzda var. Yani en yakın, en basitinden İran'da var. İran'ın özellikle Kum şehrinde daha fazla. Çünkü oraya holistik geziler yapıyorlar. Dolayısıyla da oralarda var, niye gelmiyor? Biz iyi önlem aldık. İyi çalıştık. Çok iyi koordine vaziyetteyiz. Yani genlerimiz mi iyi bizim acaba? Bizim. Bizim genlerimiz. Genlerimiz. Bizim genlerimiz. Şimdi şöyle. Virüsün özelliği şu. Virüsün adı korona diyoruz. Korona dememizin sebebi virüsün etrafında böyle iğne gibi tikenler var. Bu iğne gibi tikenlerle geliyor virüs yapışıyor. O yüzden de bunun adına korona. Korona demek hale demek ya da taç demek. Geliyor. Şurada zaten şimdi bakın. Evet görseli göster. Şimdi şu kırmızılar var. Bu tarafa geçebiliriz aslında. Olur daha iyi olur. Ben hatta şu ekranın yanına geçeyim. Şöyle. Bir öncekine gelir miyiz tekrar? Şimdi bu şu gördüğünüz kırmızılar bunlar virüsün yapıştığı proteinler. Bir sonrasına geçelim. Deminki. Şimdi bakın o deminki o kırmızı gördüklerimiz bunlar. Akciğerimizin içerisine geliyor, akciğerin içerisinde bağlayan bir takım proteinler var. Bu proteinlere bağlanıyor. Şimdi bu proteinler sarı ırkta daha fazla. Yani özellikle dikkat edin Çin'de,
Malezya'da, Japonya, o bölgelerde daha fazla şu bağlayıcı proteinden var. Bizde ise yani beyaz onlar ipten, adeta mıknatıs gibi değil mi? Onların dokusu bu virüse biraz daha mıknatıs gibi davranıyor. Yani burada genler yapıştırıyor hakikaten yapıştırıyor yani. Evet, aynen. Süper. Yani ne oluyor? Onlarda daha yapışıcı şey var. Hocanın anlattığı gibi süper bir mekanizma. İkisi birbirine daha kolay yapışıyor. Hocam şöyle sizi alayım. Tabii. Aşağıda bu, kalmayın. Bu şey, bu yapışma olayı erkeklerde daha fazla. Erkeklerde daha fazla olmasının sebebi de bu yapıştığı proteinin ismi önemli değil ama ACE2 diye dediğimiz bir protein. Bu ACE2 protein testosterona bağlı. Mesela erkek farelerde yeni çalışma yaptılar. Erkek farelerin testosteronunu kestikleri zaman şu yapıştıkları mavi bölge, mıknatısın bir ucu azalıyor. Dolayısıyla erkek farelerde de az gözüküyor. İkincisi kadınlarda daha az gözüküyor genlerden öte. Kadınlarda az gözükmesinin sebebi de östrojen. Menopozdan önceki kadınlarda az gözükürken menopozdan sonraki kadınlarda daha fazla gözüküyor. Yani bak östrojen gene korudu bizi. Evet. Ama sarı ırk dediniz ya, sarışınlar daha mı tehlikeli acaba? Sarı ırkta kastınız. Güzel soru, güzel soru. Saçınızı sonradan sarıya boyuyorsanız yani gerçek doğal sarışınız. Evet, doğal. Tamam, yani oradaki, gerçek sarışınız. Oradaki sarı yani şu çekik gözlü olanlar sarı oluyor. Yani sarı ırktan bahsediyoruz. Yoksa esmer veya sarışın kumraldan bahsetmiyoruz. Ama sarı deyince tabii ırk olarak algılanmamış olabilir gerçekten. Evet, o yüzden demek ki sarı ırk mı deniyor o şeylere? Evet, sarı ırk deniyor. Daha ziyade. Uzak evet. Doğudaki. Asya tamam. ırkına evet Asya sarı ırk deniyor. Asya ırkına sarı ırk deniyormuş. Bak bir şey öğrendik. Beyaz ırk işte bizim adımıza Kafkas ırkı, Kajiyan denir. Yani biz beyaz ırkız. Onlar sarı ırk. Beyaz ırkta bu genler daha az. Yani Avrupa ırklarında daha az görüyoruz. Bir peki de enfeksiyondan etkilenmede rolü var mı bu işin? Yani mıknatısım, öyle diyeceğim herkes daha iyi anlasın diye. Mıknatısım çoksa, virüsü kaparsam ölüm riskim daha yüksek oluyor kesinlikle mu? Kesinlikle. Daha yüksek oluyor. Burada göğüs hastalıkları doktoru olduğum için bir şey söyleyeyim. Burada yapıştığı, hani mıknatıs üzerinden gittik metaforu. Bu virüsün mıknatısı, bu da bizim kendi mıknatısımız. Bu ikisi birbirine yapışıyor. Sigara içenlerde bu mıknatısın sayısı artıyor. Sigara içerseniz o zaman virüsü kapma riskiniz daha yüksek oluyor. Ona dikkat. Evet. Yine bir zararı çıktı yani. Normalde çok enteresan, KOAH hastalarında bu hastalık çok ağır gidiyor. Ama bir şekilde bu yeni virüste astım hastalarında çok hafif gitti. Astımda bir şekilde bu mıknatısın sayısı azalmış vaziyette. O yüzden. Hamileler mesela kötü seyreder normalde. Ama bu hastalıkta gördük, hamilelik de iyi seyretti. Yani hamilelikte bir çeşit koruyucu oldu bu hastalıkta. Dolayısıyla hastalık daha ziyade neyin hastalığıymış? Sarı ırkın hastalığı, ileri yaşın hastalığı. Yani özellikle 60 yaşın üzerine geldiyseniz. Yok eyvah derken o kadar değil. Kadın olduğunuz zaman bir kere 1-0 öndesiniz zaten. Seyircilerin çoğu kadın. Her zaman olduğu gibi. Evet. Hocam. Çünkü hep avantajlısınız. Sizin immün sisteminiz daha güçlü. Bu da size aslında bir açıdan iyi ama negatif döndüğü şeyler var. İmmün hastalıklar dediğimiz hastalıklar da kadınlarda daha fazladır. Evet. Yani tiroid hastalıkları, Hashimoto tiroidi gibi alerjik hastalıklar daha fazladır. Ama daha fazla korunmuş olur. Yani mikroptan da daha fazla korunmuş. Hocam peki şuna da açıklık getirelim mi izninizle? Koronavirüsü deyince bu birdenbire peyda olan bir virüs değil. Aslında hep var olan, değil mi? Yıllar önce mesela bir çocuk hekimimiz bize anlattı. Bir çocuk da bunu tespit etmiş, yoğun bakımda yatırmış, iyileştirmiş mesela. Hani koronayı ilk kez duyuyoruz ama ilk kez yok dünyada. Koronanın şöyle bir hikayesi var. Aslında korona çok basit bir virüs. Yani hayvan virüsü, insan virüsü değil. Çocuklarda da bu hastalık yapıyor. Koronavirüsünün 4 tane tipi var. Bunlardan alfa dediğimiz tip çocuklarda hafif sinüs enfeksiyonlar. İşte burun, akan burun yapar. Hafif enfeksiyonlar yapar. Ama şu anki bizim karşılaştığımız tipi beta değişik, dediğimiz evet. koronavirüsü yani SARS'ı yapan. MERS dediğimiz yani 2002'de SARS'ı yaptı. 2012'de de MERS'i yaptı. Bu virüs zoonoz dediğimiz hayvan virüsü. Yarasalarda var. Yarasaların üzerinde 3000 çeşit virüs var. Ve bu virüs yarasayı öldürmüyor. Bunun sebebi de yarasalar genelde uçarken oksijen tükettikleri için oksijenle bu virüsleri öldürebiliyor. Ya da sevimsiz baskı altında bir de, tutuyor. Bir de öldürüyor. Şimdi,
Yarasa ne yapıyor? Uçuyor. Uçarken dış kısmını meyvelerin üzerine yapıyor. Hmm. SARS da bu meyveyi misk kedisi dediğimiz bir kedi tüketti. Bu misk kedisini de bu adamlar tüketiyor yine Çinliler. Misk kedisinin hatta şöyle bir özelliği yani vardır. Şu anda zaten ekrana da yansıttık. Evet, bu misk kedisini hatta Singapur'da falan beslerler. Niye beslerler? Buna kahve yedirirler. Çiğ kahve çekirdeği. Daha sonra bu kahveyi bu sindiremez. Dışkılar bu kahveyi alırsınız. Kahve yapılır. Ondan evet. mı öyle derlerdi hep dışkıdan evet. bu kahve diye? O böyle tamam. Çok pahalı yani. Bir kahve türü. Pahalı bir kahve. Ha, öyle yani öyle yılda, içemeyiz öyle her yerde. Yılda 250 kilo falan çıkar. Bu kediyi tüketiyorlar, yiyorlar, bunu da yiyorlar. Ay. Şimdi Mers'e geldiğimiz zaman da Mers de tek örgüçlü devede çıktı 2012'de. Aynı virüs. Bir de şu anki çıkan da yine yarasadan çıktı. Yarasadan çıktıktan sonra bir tane eğer gösterebilirlerse şu anki ara konağın Pane Queen dedikleri bir hayvan var. Bu hayvanın da dışında böyle keratinize dokular vardır. Yani böyle tarak gibi. Bunu çeşitli kozmetikte falan kullanırlar. Eğer bir sonrakine geçebilirsek. Bir, eğer o hayvanı var videosu o olması gerekiyor. Çok merak ettim. Ondan geçtiği düşünülüyor. Evet, videosunu getirebilirlerse. Bu da sevimliymiş. O gelene kadar. Ha? Bir soru geldi. Dişlerine güzel bakmış diyor seyircimiz. Mikrofon yok şu anda onun yanında. Şimdi o zaman soru şu. Niye sizin sorduğunuz soru? Niye bu virüs bizde hastalık yapıyor? Çünkü biz bu virüse hazırlıklı değiliz. Bunların geldi. Hayvan. Evet, bu hayvan. Bu Pane Queen dedikleri. Bu ne yapıyor dediniz hocam? Tekrarlayalım mı? Bu hayvan. Bu hayvana işte bu yarasanın artıklarını tüketiyor. Meyvelere dışkı yapıyor ya. İnsanlar da bunu tüketiyorlar. Yani özellikle şu anki düşündükleri bu. Bundan da insanlara geçmiş vaziyette. Bize geçtiği zaman da biz hazırlıklı değiliz. Mesela çocuklar daha hazırlıklı. Sık sık koronavirüs geçirdikleri için. Evet. Aslında evet, vücutlar mesela diyorlar. 9 yaşın altındaki çocuklar immün sistemleri yani bağışıklık sistemleri daha güçlü. Ama bizim güçlü değil. Şimdi burada esasında yemekten öte. Hani bir yerken evet virüsü kapabiliriz ama. Tabii. Mesela bizim şansımızdan bir tanesi şu, biz etleri genellikle çok iyi kızartırız. Tabii. Hani iyi yaparız. Biz çiğ yemeyiz. Yani yurt dışında bir kere onu yiyorlar. Bir de herhalde hani hayvan pazarında o kanıyla falan bulaşmayla esasında biraz da oluyor değil mi? Hani buradaki yemekten öte bunlarda en fazla problem orada. Bunu zaten aksesuar olarak kullanıyorlar. Yani kozmetikte şu üstünde böyle kemik vardır. Yani tırnaktaki aynı yapıyı düşünün. Daha kalınını düşünün. Bunu işte tarak yapımında kullanırlar. Şey takımında, toka yapımında bunun derisini kullanırlar. Dolayısıyla onu soyuyorlar. Ben şimdi gelirken inceledim Huan'ı. Oradaki pazarda bir sürü hayvan satıyorlar. Çok farklı. Evet, çok var, aslan bile satıyorlar yani. Aslan evet, evet, evet. Gözünü sevdiğim Türkiye'si. Yemin ediyorum bir kere daha vuruldum ülkeme ya. Yani işte o böyle hayvan mayvan hani böyle yemiyoruz, etmiyoruz. Yaşama tarzımız çok güzel. Buyurun salona alayım sizi ben. Salon. Orası bizim çalışma odamız. Burası evet, salonumuz. Tamam, öyle isimlendirdik geçen hafta. Bu arada haritamız ama da çıktı. Ama salona gelince aslında bir kolonya tutmanız gerekiyor değil mi? Kolonya. Dezenfektanımız var kolonya. Evet. Evet. Şimdi bakın en ucuz korunma yöntemi kolonya. Cebinize bir kolonya taşıyın. Taşıyın evet. Tamam. Yani en güzel, en ucuz, en iyi yöntem kolonya. Kolonyanın içerisinde %80 etil alkol vardır. Bizim dezenfektanlarımızın içinde diye %80 etil alkol, %5 de izopropil vardır. Yani yumuşatıcı vardır. Alkol sizin işinizi görür. Yani %60 alkol içeriyorsa, etil alkol, metil alkol değil, etil alkol içeriyorsa ki kolonyaların çoğunda etil alkol var. Biz şöyle bir deney yapmıştık. Her gün kullandığımız işte telefondu, kalemdi vesaire ellerimize verdik. Ondan sonra petri kutularına ektik hocam. Arkasından kolonya yapıp tekrar petri kutularına el bastık ve gördük ki çok net olarak hiçbir üreme gerçekten kolonya arasında olmuyor. Tabii sadece bakterilere değil virüslere de hakikaten etkili orada. Evet. Buyurun hocam. Bir doktor bana soru sordu da doktorun sorusuna cevap vereyim. Normalde biz aldığımız parçaları alkolle fikse ederiz. Şu soru geldi, ona cevap vereyim doktora. Dedi ki yani alkol dedi aslında mikrobu dedi eline daha çok yapıştırıyor. Bu bir aslında şey tam eksik bir şey. Terminolojideki bir hata. O alkol %100'lük alkol. %100'lük alkol hemen uçar ve mikropları oraya yapıştırır hakikaten. O doğru. Ama bizimkilerin içerisinde %80, %20 de su var. Suyla beraber alkol virüsün veya bakterinin, mikrobun içerisine girdiği için öldürüyor. Yani %80 bizim için yeterli.
kolonyaların hepsinde de var. Evet. Peki sizler nasıl derece önlemler aldınız? Aldınız mı? Önleminiz var mı korona ile ilgili? Virüsün yaşama süresi ne kadar? Çok güzel. Ve benim oğlum Çin'den malzeme getiriyor. Malzemeyle gelir mi? Malzemeyle gelir mi? Ve kargo ile gelir mi? Şeyle geliyor, deniz yoluyla geliyor. O konteynerden çıktığı zaman gelene kadar o virüsler yaşar mı? Ona göre bir tedbir alalım. Bilgili olarak yani. Bir de artık olay sadece Çin'de değil. Yurt dışından bir sürü şey istiyorsunuz. Hayır, yani gördüğünüz gibi Avrupa'nın her yerinde evet, var. Evet. Dolayısıyla herhangi bir kargoyla bu virüsün taşınması mümkün mü? Şimdi iki çeşit virüs var. Yani bir tanesi virüsün dışında zarf var. Yağdan oluşuyor. Bir tanesi de zarfsız virüs. Zarflı virüsler daha kolay deriye yapışırlar. Çünkü yağdan oluşuyor. Mesela sizin de neyiniz? Yağ. Elinizde yağ var, ağzınız içerisinde yağ var. Bu virüs zaten salyalı sümüğü daha çok sever. Salyalı sümüklü adamlarda daha çok olur. Şimdi dolayısıyla yağlı dokuya daha çok yapışıyor. Ama bu yağlı dokuya yapışıyor ama öbür taraftan da çok kolay ölüyor. Yani zarf onu şey yapmıyor, koruyamıyor. Yani o yüzden sorunuza geleceğim. Kolonyayı döktüğünüz zaman veyahut da sabunla 20 saniye ovaladığınız zaman, bakarız nasıl ovalayacağımıza, ovaladığınız zaman virüs çok kolay ölüyor. Şimdi dolayısıyla bu bizim virüs de zarflı bir virüs. Dayanıklı bir virüs değil. Virüs yaklaşık olarak da 4 saat 5 saat içerisinde bu salyadan sümükten kuru bir yere gittiği zaman hemen ölüyor zaten. Diyelim ki bir arkadaş öksürdü Çin'den. İşte bir ürün gönderiyor. Bir sizin aldığınız ürünün üzerine şey yaptı. Bu sıcak havaya dayanamıyor. Sıcak, soğuğa dayanıyor. Mesela buzdolabına koyun dayanır. Ama sıcak havaya dayanamıyor. Dayanamadığı için de ne yapıyor? Virüs kendiliğinden otomatikman ölüyor. Yaz gelince rahatlayacağız mı o zaman? Süper. Bahar geldiği zaman. Bahar geldiği zaman birincisi aynı kapalı alanda. Kritik dönemi atlatıyor gibiyiz aslında bakarsanız. Yani. Elmas demir olarak geliyor hocam. Şey değil yani başka bir ürün değil. Tabii tabii. Yani demirin üzerinde gelse bile hatta şöyle düşünün. Demirin üzerine adam kasti olarak böyle tükrüğünü koysa. Kasti yapsa bile bu virüs dayanamıyor. Yani virüs ölüyor. Dolayısıyla yurt dışından getireceğiniz ürünleri rahatlıkla getirip Türkiye'de kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yok. Siparişlere yoktur. Devam. Hatta şu an bence, ben de takip ediyorum. Bir iki ürün getirtmeye gerekiyorum. Yani %20, %30 ucuzladı tam sırası yani. Çok özür dilerim. Sizin sorunuzu dönüşte alalım. Aklınızda tutun. Sokak röportajlarımız var. Bir sorduk, bir sokağa tabii çıktık. Arkadaşımız Melis dedi ki nasıl korunuyorsunuz koronadan? Bakalım neler çıkmış ortaya. Tamam. İzleyelim, devam edeceğiz sorularınızla da. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs Aralık ayından bu yana binlerce insanda tespit edildi ve birçoğu da hayatını kaybetti. Biz de maskeyi bu yüzden aldık koronavirüsten korunmak için. Şimdi sokağa çıktık, soracağız bakalım kimler bu virüsle ilgili neler biliyor. Korona ile ilgili ne biliyorsunuz? Koronanın çok yaygın olduğunu biliyorum. Hastanelerde karantina olduğunu biliyorum. Çin'in Wuhan kentinden çıktığını biliyorum. Bir virüs olduğunu biliyorum ve hızlıca yayıldığını biliyorum. Neredeyse tüm dünyada görülüyor şu an. Yani bulaşıcı bir hastalık olduğunu biliyoruz. Damlacık yoluyla buluşuyor. Doktorlar birçok tavsiyede bulunuyor. Siz ne yapıyorsunuz korunmak için? Bayağı elimi yıkıyorum. Sürekli yıkadığım söylenebilir. Sonra sık sık su içiyorum. 5 dakikada bir falan. Öyle. Elimi yıkıyorum. Sık sık elimi yıkıyorum. Kalabalıktan uzak durmaya çalışıyorum. Ellerimizi bol bol ve uzun süreli yıkıyoruz. Metrobüslerde fazla metal şeylere dokunmak istemiyorum. Maske takabilirim. Bol bol elimi yıkayacağım. Zaten her gün metrobüse biniyoruz, metroya biniyoruz. Önlem alsak nafile gibi düşünüyorum. Nereden geldiniz? Bulgaristan'dan. Maskeye çok özen gösteriliyor orada. Daha çok takılsın mı? Öneriyor musun? Kesinlikle öneriyorum. Hani hem kendimiz için hem de diğer insanların sağlığı için takmamız şart. Kendinizi böyle koronadan mı koruyorsunuz? Yani koruduğumu çalıştığımı düşünüyorum açıkçası. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz. Dezenfektan kullanıyoruz. Maske kullanıyoruz. O zaman koronasız günler dileyelim. Çok teşekkür ediyorum. Evet.
Evet, yani bence fena değil. Evet, herkes bilinçli. Herkes maskeli zaten. Evet. Kolonya, dezenfektan, maske kullanıyor. Çok daha biz o Çin'deki şeye gelmemişiz çok şükür. Evet ama işte maske kullanmak bilinç değil. Yeterli değil. Bir toplu iğnenin başını düşünün. Toplu iğnenin başını. Ve bu toplu iğnenin başını bine bölün. Bin parçaya ayırın. Düşünebiliyorsunuz değil mi? Yani toplu iğnenin başını bin parçaya böldüğünüz zaman oradaki bir ucu düşünün o parçalardan. İşte bu virüsün büyüklüğü bu kadar. Yani milyon kere parçalanmış şeyden bir tanesi. Ama buradaki maskede, şu maskede bunun yani şöyle diyelim virüsün büyüklüğü 100 nanometre. Bu maskenin deliğinin çapı 1000 nanometre. Dolayısıyla virüs bunun içerisinden çok rahatlıkla geçiyor. Bu virüs, bu maske koruyucu bir maske değil. Bunu kimin takması gerekiyor? Karşıdaki insana saygısı... Cerrahların mesela takması evet. gerekiyor. Neden? Çünkü biz ameliyat sırasında tabii. sonuçta bazen karnı açıyorsunuz, karnın içine serum döküyorsunuz, oradan... Damlalar yüzümüze sıçrıyor. Tabii. O yüzden biz bunları korunmak tabii. için yapıyoruz. Yani gerçekten büyük moleküllerden, büyük parçalardan korunmak için takıyoruz kendinizden aslında. Kendinizden bir şey bulaştırma korkusundan değil yani. Esasında evet. bir anlamda kendimizi var. Korumak tabii. için. Hmm. Tabii. Bunu kim takacak? Şu takacak. Hocanın haricinde yani doktorlar tabii ki takacaklar. İkincisi de bunu hasta olanlar takacak. Yani Japonya'ya bir gidin. Japonya'da hasta kişiler hemen yani sadece korona değil herhangi bir öksürüğü, aksırığı olursa ya bunu takar, çok güzel öksürürken evet. ağzına takar. Bu saygıdandır. Tabii. Eğer bizde maske... sadece kanser hastaları takıyor düşüncesi vardı. Yıllar evet, önce tabii. değil mi? Maskeli birini gördüğünüz için. Zaman öyle zannedilirdi. Ama gripken bir de bak bile... burada gene aynı şeyi söyleyeceğim. Her seferinde bu tür maske, eldiven kullanımında bunları sürekli değiştirmek gerekiyor. Tabii. Çünkü buna eğer güvenirseniz sürekli elinizi çıkarmak için değdireceksiniz. Bakın buraya değdim. Sonra maskeye değdim. Kendimi koruduğumu düşünüyorum. Ama ne yaptım? Elimi aldım. Maskeye getirdiğimde virüsü bulaştırdım. Ve hocanın söylediği gibi bu ince maske bunu tabii. koruyacak güçte değil. Geçti yani arkaya. Direkt arkaya tabii. geçti. Veya aldım bunu kenara koydum yatağın başına. Ertesi gün para vermeyeyim diye tekrar gene bunu taktım. Belki de ters taktım. Bulaştırdığım yere yeniden kendi kendime enfekte ettim. Öyle değil mi? Tabii bir de bu maskeyi mesela uzun süre hiç takan oldu mu içinizde bilmiyorum ama... Nefes alıp verdikçe tabii. bu maske nemlenir. Demin ne dedik? Bu salya da sümükte ıslak yerleri seviyor bu virüs. Hep ıslak alanlarda var. Siz bunu tabii. ıslatıyorsunuz. Dolayısıyla virüs bunun üzerine çok daha kolay yapışıp daha kolay yaşar hale geliyor. Dolayısıyla bu maskeyi kesinlikle takmamak lazım. Yani illa korumasını istiyorsak yani bu virüsten bize ihtiyaç yok. Belki mesela riskli bir bölgeye uçuyoruz. Evet, riskli, bravo. Riskli bir bölgeye içiyorsak işte N95 dediğimiz yani marka ismi değil. Şeyin modeli. N95 dediğimiz bu tarz filtreli olan maskeleri kullanmanız gerekiyor. Yalnız bu maskeyi de her 6 saatte bir değiştirmeniz gerekiyor. Yani dolayısıyla maske tek başına uzun süre yetecek bir maske. Ya da yıkayabilirsiniz bunu. Takılmasını da gösterelim evet, mi? Tabii. Çünkü geçenlerde video gördüm. Böyle yapmaya çalışıyor. Başka türlü bulamıyor, alttan takıyor falan. Sonuçta önce altı nasıl geçireceksiniz. Ondan sonra üstü hani uçaklarda gösterildiği aha. gibi tuttunuz. Arkaya aldınız. Şurayı ve üstte da. Teli var. Teli de sıkıştırdınız. Süper oldu. Yani nasıl bir piyasa oluştu ki bu arada tabii fiyatlar aldı başını gitti. Bir sektör oluştu maskelerle tabii. ilgili. Bu konuda da tabii sömürüye son derece karşıyız. Her yerde bulabiliyor muyuz bunu? Bulabiliyoruz. Maskeyi bulmakla ilgili sıkıntı yok ama işte şu an black market dediğimiz şeye düştü. Sizin de bahsettiğiniz kara gibi borsa. Biz bunu evet. 0.2 kuruşa alıyoruz. Şu an 15 liraya satıyorlarmış tanesini. Evet. Dolayısıyla sıkıntılı. Peki el yıkama birinci kuralımız şimdi, dedik. En önemlisi ama nasıl? El yıkamada en önemli şey unuttuğunuz bir şey var. Dikkat edin herkes yıkarken şöyle bir kendinize bakın. Şu baş parmağı unutuyorsunuz. Bunu yıkamıyorsunuz. Unutuyor muyuz? Tabii. Unutuyorsunuz yani. Bir açar mısın ya, evet hocam? Bir tane el yıkayalım. Mi? Tamam. Şimdi el yıkarken... Şimdi baş parmağımı unutuyor muyum diye bakacağım. Çok merak ettim. Öyle mi? Sabun tabii. alabilirsin. İyi mi benim yerim? İyi. Sabun almam mı lazım? İyi alayım hadi. Tamam. Evet. Ben şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle yapıyorum. Bu sıradan bir el yıkama ama koronaya karşı değil. Yani sonuçta el yıkama... Peki evet. ama koronada... Teknik aynı. Şunu, ama şunu yapacak. Evet. Korona tanışmadan önce şunu hiç yapmadım. Ama hayır, yani özellikle koronaya karşı bir yıkama şekli geliştirmene gerek yok yani. Her koşulda elini
Yıkarken böyle yıka, bunu unuttum. Yani korona geliyor diye görmüyorsun ki. Evet. Haydi bir daha hocam. Bir dakika, köpüklü kaldı. Ha, pardon. Şunu demek istiyorum. Tekrarlıyorum. Şimdi koronadan önce bu. Koronayı duydum. Koronadan sonra şunu yapmaya başladım. Evet, evet. Ama koronayla tanışmadan önce yapalım. De bunu yapmak gerekiyormuş. Evet. Onu öğrendim. Aç hocam, aç. Şimdi bu korona yıkayışı. Ama su da kıymetli. Yani israf etmeyelim diye uğraşıyorum. Sen beni güldürdün ya. Allah da seni güldürsün. Amin cümlemizi. Nasıl, süper. Nasıl? Vallahi süper yıkadı. Yani benim yıkamama bile gerek kalmadı. Giderken yıkayayım ama, ne olur ne olmaz. Yıkayın. Yani önemli olan kesinlikle elimizi bu şekilde, burayı, uçlarını yıkıyoruz. Çünkü en çok kirlenen yerler burası. Asansöre biniyorsunuz, burayı basıyorsunuz. Mesela ben böyle basıyorum artık. Ben de böyle basıyorum. Evet, süper. Nasıl basıyorsunuz? Nasıl böyle, şurasıyla. En çok burayı kullanıyoruz. Burayı o yüzden yıkamak lazım. Baş parmaklarınızı ovmak lazım. Yalnız bir şey unutmadan bunu mutlaka söyleyeyim. Bu çok önemli. Şimdi bu hastalığı olduğunuzu nasıl anlayacaksınız? Bunu atlamayalım çünkü süremiz belki bitmek üzere. Bu normal grip gibi değil. Normal gripte nasıl oluyor? Burnunuz akıyor. Salya sümüklü oluyorsunuz. Bu öyle değil. En çok belirtisi ateş. Birincisi. İkincisi kuru öksürük ve nefes sağlığı. Hatta ateş çıkmadan önce nefes sağlığıyla gidiyor. Demin anlattığım orada bir yapışıcı bir molekül, yani mıknatıs vardı ya. Bu mıknatıs bizim akciğerimizi koruyan mıknatıs. Bir oraya geçelim mi? O akciğeri evet, de bu arada yansıtalım. Evet, Sağlık Bakanlığı'nın çok güzel maddeleri var yayınlanan Türkiye'ye dönüşte. Bir de Selda şeyi göstermek istiyorum esasında. Orada bir akciğer filmi olacak esasında. Tabii. Onu gösterebilecek miyiz bilmiyorum. Ya bu arada şeyi hatırlatmadım şuraya ben. Şuraya alayım sizi. Tabii. Doktorum yanımda TV360 Instagram hesabından bize yorumlarınızı, evet, sorularınızı gönderin sevgili izleyiciler. Doktorum yanımda TV360. Evet, buyurun. Şimdi ne dedik burada? Bu mıknatıs, yapışan mıknatıs bizim vücudumuzu koruyor. Normalde biliyorsunuz tansiyon oluşan bir mekanizma var. Tansiyonu oluşturan aslında bu reseptörün bir önceki safhası. Bu reseptör, yani bu mıknatıs, tansiyon oluşmasını ve akciğerde su birikmesini engelliyor. Virüs bu reseptöre, yani bu mıknatısa yapıştığı zaman akciğerin içerisinde su toplamaya başlıyor. Akciğer normalde siyah gözükür. Su topladığı zaman, yani zatürreye dönüştüğü zamansa beyaza dönüşür. Bakın normalde şuraya şuraya tabii. Orada ışık sizi görmüyor da o yüzden çok istemiyorum. Şimdi bakın buralar siyah. Burası, bu bir tomografi, akciğerin tomografisi. Bakın buralar siyah gözüküyor. Ne yapmış burası? Beyaza dönmüş. Şurası beyaza dönmüş. Bu beyaza dönmüş. Bu Çin'den bir hastanın akciğer tomografisi. Garip olan bir de şu. Akciğerin farklı bölgelerine gitmiş oturmuş. Tabii. Genellikle hani zatürre olduğu zaman tek bir tarafa gider tutar bakteriler. Ama burada çok farklı yeri tutmuş. Bu ne demek? Yani her tarafa saldırıyor. Tabii. Değil mi? Tabii ki. O zaman şöyle anlayacağız. Her sabah kalkacağız. Çünkü ateşten önce, kuru öksürükten önce çıkabiliyor bazı hastalar var. Kalkacaksınız, nefesinize bakacaksınız. Nefesinizde bir daralma varsa, yanma varsa ve siz bu riskli bölgelere gitmişseniz veya riskli bölgeden gelen birisiyle temasınız varsa mutlaka gidip bir test yaptırmak lazım. Biz bakanlık olaraktan acayip geliştirmiş vaziyetteyiz. 1,5 saat içerisinde testin sonuçlarını veriyoruz. Hocam çok seyahat gelişik dediniz de bir sonraki slayta geçelim. Çünkü orada 14 kuralından bahsedeceğiz. Evet. Özellikle seyahat ederken nelere dikkat etmek gerekiyor? Sağlık Bakanlığı'nın önerilerini yansıtıyoruz şu anda. Ondan yorum isteyeceğiz sizden. Tabii ki. Şimdi virüsün özelliği şu. Virüs vücuda giriyor. Vücudun içerisinde hastalık oluşturmadan önce, ateş oluşturmadan önce, öksürük oluşturmadan önce size bulaştırıyor. Dolayısıyla siz hiç haberiniz olmadan size hastalık bulaşabilir. Hastalığın ortalama buldukları süresi 14 gün, hiç hastalık çıkmadan vücudunuza kalabiliyor. Ama şu an 28 güne, 30 güne kadar çıkan hastalar var. Yani virüs vücudunuza girmiş, 30 gün orada durmuş, haberiniz yoktur. Bu yüzden bunu anlamanın en pratik yolu, demin de söylediğim gibi, sabahları kalkın, bir nefes sağlığın var mı yok mu buna bir bakın. Şu üzerinden hızlıca geçersek, bir kere zaten riskli bölgeler dedik ki başta Çin, İran, Irak, Güney Kore ve İtalya gibi ülkeler yer alıyor. Yani hastalığın görüldüğü ülkelere
Gidildiyse o bir 14 gün evde kalın diyor bakanlığımız. Tabii tabii. İşte 14 gün bu. Hı-hı. Yani vücut, evet, vücuda virüs giriyor, kalıyor. Hızlı hızlı isterseniz geçelim. Evet. Yaşlı ve kronik hastalarla temas kurulmamalı. Özellikle eğer bu bölgelere gidip Türkiye'ye döndüyseniz. Tabii değil ki, mi? Tabii. Onlarda daha fazla çünkü. Mesela maske kullanılması öneriliyor bakanlık tarafından. Eğer bu bölgelere seyahat ettiyseniz döndükten sonra ilk 14 gün günde. Tabii ki. Mümkünse ziyaretçi kabul edilmemeli, eller sabunla sık sık yıkanmalı, soğuk algınlığı belirtisinde Sağlık Bakanlığı'na başvurulmalı, ortak mekanlar sık sık havalandırılmalı, havlu, temizlik eşyaları gibi ortak malzemeler kullanılmamalı ve rapor almak gerekiyorsa da mutlaka sağlık kuruluşlarının yetkili olduğunu hatırlamak gerekiyor. Gerçekten çok düzenli bir şekilde toparlanmış. Ayrıca konuyla ilgili lütfen bilgileri Sağlık Bakanlığımızın sitesinden alın. Sosyal medyadan değil. Çünkü evet, bakanlık zaten bildiğim kadarıyla web sitesinde de sürekli güncelliyor bilgileri. Tabii ki. Hı hı. Yani bana bile haber geldi. Gazeteciler aradılar. Hocam sizin hastanede virüs varmış diye. Benim haberim yok. Yani öyle bir şey yok. Durmadan gazetelerde çıkıyor. Bunlar arkadaşlar, bunlar tam vatan hainleri. Yani ülkenin ekonomisini vurmak isteyen insanlar. Bizim hastanemizde, bizim üniversitemizde, bizim bölgemizde ya da ülkemizde böyle bir virüs, hı hı, yoktur. Yalnız yeri gelmişken şunu söyleyeyim. Mutlaka grip aşısını, 60 yaş üzerindeyseniz grip aşısını mutlaka olun. Grip aşısı sizin için çok çok önemli. Yani hani televizyonlarda duyuyorsunuz aşı olmayın diye. Aşıların hazırlanması çok uzun zaman alıyor, çok güvenli. Hem bu virüse karşı koruyucu değil ama hem grip olup hem de bunu ikisini beraber olmayın. O yüzden grip aşınızı mutlaka olun. Hocam şöyle artık ortaya, tabii, doğru geçelim. Son, evet, olarak vaktimiz daraldı. Bir toparlayalım. Toparlayalım. Nasıl korunacağız? Mutlaka maske takacağız ama bu şu maskelerden değil, o maskelerden değil. Orada hocam siz gösterin. O maskelerden. Şunlardan değil. Evet. Şu filtrelilerden alacağız. Elleri sık sık yıkayacağız. İnsanlarla öpüşmeyeceğiz. Tokalaşmayacağız. Kalabalık ortamlardan kalabalık biraz ortam, uzak kalacağız. Hatta orada bir şey, bir madde vardı, ziyaretçi kabul etmeyin. Misafirliğe falan gitmeyin birbirinize. Gün yapmayın. Yok, hastalık olursa canım mı? Değil mi? Anladın mı? bir de son olaraktan iyi uyuyun. Ha. Uyku çok bağışıklık önemli. Bağışıklık sistemi yani. Sadece bir gün 4 saatin altında uyursanız vücudunuzdaki savunma hücrelerinin sayısı değil, gücü %70 azalıyor. Uykusuzluk gerçekten çok atlanıyor ama uykusuzluk ne kadar çok hastalığın şeyi. Kesinlikle öyle. Bağışıklık sisteminin direği. Özür dilerim, orada bir seyircimiz bir soru soracaktı az, evet, önce. Bak, ben bazen elimizi yıkamadığımız anlar olduğunda ıslak mendil oluyor. Güzel soru. Yıkama, evet, geçiyor mu acaba? Gelirken baktım, ıslak mendillerin üzerindeki alkol oranı %80 kullanabilirsiniz. Evet. Hı-hı. Bayağı da yüksekmiş hocam. Evet. Yani ıslak mendil alırken de tabii böyle biraz okursak, değil mi, altın üstü? Merdiven altı üretim, evet, olmasın. Tabii. Öyle, evet, 1 liraya var ya 100 tane ıslak mendil bir arada. Evet. Yani o zaman değildi, işte sıkıntı olabilir yani. Evet, ıslak mendil, kolonya taşıyoruz yanımızda, dezenfektan taşıyoruz. Özellikle çocukları, işte ama çocuklarla ilgili de 9 yaş altı risk altında değil diyerek bir rahatlama yaşadık ama. Tabii. Yine de dikkat edeceğiz değil mi onlara? Tabii. Siz neler söylemek istersiniz, özetlemek gerekirse? Vallahi siz benden daha iyi anlattınız şu an. Yo, ben bugün çok şey öğrendim ama hayvanlar yani, falan. Yani en önemli şey neymiş? Birincisi işte hijyene dikkat edeceğiz. İkincisi de en önemli şey, güzel uyuyacağız. Özellikle biliyorsunuz menopozla beraber uyku problemleri başlıyor. 12 ile 3'ü, evet. Güzel besleneceğiz derken belki oradan bir soru gelecek. Sağlıklı besleneceğiz. Ekstra takviyelere falan gerek yok. Sarımsak, Dünya Sağlık Örgütü sarımsak hocam, ya da kurkumin. Zencefil taşıyorum, işte devamlı zencefil yiyorum. Bunlar antimikrobiyal olduğu hani çalışmalarda var. Benim de hatta kendi çalışmam var. Ama hani direkt koruyucu bir etkisi yoktur. Ultraviyole. Ultraviyole 250 nanometrede ışık yayar ve gözleri kör eder. Ultraviyole kullanmayacağız. Ultraviyolenin herhangi bir koruyuculuğu yoktur. Tuzlu su. Tuzlu suyun aslında deniz suyu şeklinde olursa bir koruyuculuğu vardır ama siz evinizde kesinlikle tuzlu su hazırlamayacaksınız. Çünkü en fazla kokuyu, buradaki sinirler çok kolay ölür, koku sinirleri. Onu ağzınıza, burnunuza, hani doktorlar tavsiye ediyor, duyuyorum televizyonda, onu uyarmak için yaptım. Kesinlikle evde kendiniz tuzlu su hazırlayıp onu kullanmıyorsunuz. O ayarı kaçırırsınız, oradaki hücreleri öldürürsünüz, su kaybettirirsiniz. O yüzden de tuzlu suyu da Dünya Sağlık Örgütü önermiyor. Evet. Peki hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Harika bir programdı. Çok sağ olun. Lütfen bizle kalın. Elinizi sıkayım. Bizle kalın lütfen. Evet ama evet, programımız elbette devam ediyor. Çünkü özellikle ilk yardım konuşacağız. Evet, hiçbir yere ayrılmayın.
Çocuklu aileler ekran başına. Çocuğunuzu evde hangi tehlikeler bekliyor? Evde karşılaşabileceğimiz kazalar neler? En çok hangi ev kazaları yaşanıyor? Ev kazası geçiren çocuğa uygulanacak ilk müdahale nasıl olmalı? İlk yardım eğitici eğitmeni Sevda Akyol, merak edilen tüm soruları cevaplamak için birazdan canlı yayında. Eğlenceli. Evet, doktorum yanında devam ediyoruz sevgili izleyiciler. Koronavirüsüyle ilgili çok şey öğrendik. De farklı bilgiler vardı kesinlikle, bu sefer değil mi? Kesinlikle, özellikle o taşıyan hayvan. Neydi o kedinin adı? Enteresan. İşte demek ki onlarda değişik hayvanları yemekten ve sarı ırk. Sarı ırk dediğimizde uzak doğulu şeyler. Asya. Asya ırkına sarı ırk deniyor. Onlarda daha çok görüldüğünü öğrendik. Peki bu bölümde neler yapacağız? Bu bölümde de İlk yardım eğitici eğitmeni bizimle beraber olacak Sevda Akyol. Bize ev kazalarından nasıl korunabileceğimizi, neler yapabileceğimizi, ilk yardım gerekli olan durumlarda çocuklarda ve yetişkinlerde nasıl davranacağımızı öğretecek, gösterecek. Değil mi? Doğru. Ben hemen şunu hatırlatalım ve söyleyelim mi? Doktorum yanında TV 360 Instagram hesabına başınızdan geçen bir ev kazası ve o durumda ne yaptığınızı bizimle paylaşın. Biz de buradan paylaşalım sizlerle. Bakalım nasıl önlemler almışlar ya da başlarına geldiğinde nasıl üstesinden gelmişler izleyicilerimiz. Mesela seyircilerimizin arasında olabilir böyle bir tecrübesi var olan ya da senin başına geldi mi? Benim başıma geldi ne bir oldu? Kere. Hiç unutmuyorum. Sene kaç? Yani böyle bir 18 yaşlarındayım. Su içiyorum ama 3 yıl önce falan yani. Nasıl bir su? Burada vardı az önce. 3 yıl önce. 1 litrelik şişeler var ya. Bunu bir daha hiç yapmadım. İçinde çok az su kalmış. Susadım, onu dikiyorum. Eyvah. Ama büyük su şişesi. Eyvah. Diktim, nefes boruma kaçtı. Hiç kimseyi de tanımıyorum. Yoldayım Bursa'da. Yine burada böyle. Öyle kaldım ve dedim ki Allah'ım ölüyorum, buraya kadarmış. Dedim yani bunu. Tanımadığım biri arkadan geldi. Evet. Arkadan geldi ama o ne yaptı? Şuradan böyle tuttu beni. Yani temas ettik ama şuradan beni böyle bir salladı yukarı doğru. Ama her şey kaç saniyede oldu bilmiyorum. Yemin ediyorum ölüyorum zannettim. Tabii ve o tanımadığım kişi beni kurtardı. Yani bir teşekkür meşekkür ettim ama gerçekten o an öldüğümü düşündüm. Ölüyorum sandım. Bizim acil cerrahiye en sık gelen şeylerden bir tanesi, sen onu diyeceksin zannettim, ödüm koptu. Ha, ne? Nedir biliyor musun? Çok böyle susarsın, buzdolabına gidiyorsun, açıyorsun, buzdolabında bir su şişesi var. İçinde de çok az su kalmış zaten. Alıyorsun o can havliyle ve susuzlukla açıyorsun, yutuyorsun. Fakat artık çok geç çünkü artık o su değil, esasında bir temizlik malzemesi veya kezzap. Bakın bu... Hayır, kezzap derken o hale dönmüş mü demek istedim? Hayır, hayır. Şimdi mesela ay, bazen... Ne işi var onun? Bazen böyle hatalar yapıyoruz. Bakın çok basit hatalar. Temizlik malzemesini su şişesinin içine koyuyorsun. Evdeki başka biri bunu bilmediği için. Ay, veya sen de unutabilirsin. Bunu yapmayın. Bakın bu şaka değil. Yemek borusundan mideye, bağırsağa kadar her yer yanıyor. Ve yıllarca süren... ardışık ameliyatlara ihtiyaç olabiliyor. Of. O yüzden aman gözünüzü başına seveyim. Gelen oldu mu bir şey böyle? Ne çok. Buyurun. Mikrofon nerede? Size bakalım de mikrofonla. Evet. Evet ha. Evet evet lütfen. Akrabamızın bebeği 9 aylık falan da şöyle karşıda oturuyordu. Böyle bir yüzünde tuhaflık hissettim ben onun. Abisi de okula gidiyordu. Annesi harçlık vermişti ona. Birden aklıma geldi. Bebek acaba parayı yuttu mu diye. Aa. Bebek nefes alamamaya başladı. Bir şey oldu. Annesine dedim ki bebeğe bir şey oldu dedim. Hemen ben nasıl nereden öğrendiysem ne duyduysam. Doğru yanlış bilmiyorum. Bebeğin ayaklarından tuttum. Sırtına bir yumruk. 5 kuruş mu 10 kuruş mu karşıya fırladı. Ay. Doğru mu yaptı? Nerede gördünüz acaba bunu ya? Ben nerede gördüm? Kim yaptırdı? Allah mı yaptırdı? Bilemiyorum. Çok ilginçti. O an mantık herhalde. Duymuştum evet. Ya da mantığımı mı çalıştırdım? Bebeğin ayaklarından tuttuk. Annesine dedim. Tut dedim. Sırtına bir yumruk vurdum. Hiç para olmayacak şey. Herhalde bebeği artık sonrasında senin adını ikinci isim olarak vermişlerdir. Evet yani. Ya o an neyi düşünelim. Senin isminle yaşıyorsun bence doğru bebek. Buyurun, yani size hakikaten. Ne oldu?
Ben de Kur'an öğreniyordum. Kur'an hocam geliyor bana, her gün bir saat ders veriyor. Ondan sonra da bir şeyler ikram ediyor. Üzüm ikram ettim. Üzüm? Üzümün suyundan hoca ölüyordu. Aa. Boğazına mı kaşıyordu? Üzümün suyu genzine mi, boğazına mı? Nefes borusuna. Mikrofon, da. Mikrofon. Ve ben ondan sonra boğazını böyle kaldırıyorum. Kardeşime diyorum ki Emine su getir. Morardı hoca. Hmm. Mesela bu yanlış denir hep. Yani bir şey su içirmemek. Ondan sonra işte sonra hoca kendine geldi ama aklı karayı seçtim. Bir anda o gidiyordu hoca. Evet. Ay orada o zaman korktuğum kadar hayatımda korkmamıştım. Evet. Doğru, tıkanmalarda bakalım işte hangisi doğru. Su mu getireceğiz, içireceğiz, sırtına mı vuracağız? Hepsini şimdi öğreneceğiz. Sadece radyoda dinlemiştim bunu. Bir şey olduğu zaman ondan sonra böyle bazı yukarıya kaldırın, nefes almasını kolaylaştırın diye duymuştum. Ne kadar doğru tabii. Ne kadar önemli değil mi? İşte yanlış bilgi doğru bilgi. Bugün hepsini konuşmak istiyoruz. Evet, uygulamalı da yapacağız. Bakalım tıkanmalarda, yanıklarda, ev kazalarında ne yapmamız gerekiyor? Doktorum yanımda TV360 Instagram adresine lütfen bu konuyla ilgili yaşadıklarınızı bizimle paylaşın. İlk yardım eğitici eğitmeni Sevda Akyol'u davet ediyoruz hemen. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Valla geçen sefer de ben bu konuyla ilgili bilgi verirken şöyle demiştim. En güvenli hissettiğimiz yerlerde başımıza neler gelebilir? En güvenli hissettiğimiz evimiz, yer evimiz. Evimiz değil mi? Değil mi? Ama orada en çok da kaza çok olan yer evimiz. Evet. En çok mesela evin neresinde kaza olur? Evin genelde mutfakta, bir de banyo kısmında çok kazalar mutfakta, oluyor. Banyo. Evet. Bir de böyle merdivende. Çünkü... Baksanıza şu fotoğrafı. Yeah. Evet, böyle iki katlı evlerde merdiveni olan yerlerde ama apartmanlarda da merdivenlerde çoluk çocuk koşarken de tabii. Düşmelerle karşılaşabiliyoruz. Mutfakta ama evin en çok içinde, yanıklar mıdır? Mutfakta kesik yanıkların dışında yanık. Kesik de var. Ama özellikle o mutfakta biraz önce bahsettiniz ya, yanlışlıkla işte o buzdolabına nasıl giriyor dediniz ya, şaşal şişeleri işte. Su şişelerinin su içinde. Su şişelerini deterjan öyle diyeyim. Falan. Deterjan koyuyorlar sonra unutuyorlar. Evet. Onu tabii ki su niyetine buzdolabına öyle giriyor ne yazık ki. Sonra kalkıyor bilmeyen birisi ya da kendisi de unutabiliyor, direkt içebiliyor. Yani yetişkinlerin başına da geliyor ama çocuklar genelde böyle dolapları açıyorlar bıçakla. Çatalla. Mesela kesilerde. Evet. Çünkü hakikaten ev hanımlarının en çok başına gelen şeylerden bir tanesi mutfakta bir şey doğrarken parmağı kesme. Evet. Ne yapmak lazım? Şimdi parmağı kestiği anda bir kanama olduğu anda hafif mi tabii ciddi mi o önemli. Hı-hı. Yani şiddetli bir kan varsa orada hemen direkt elini aldığı etrafta ne var? Bir bez vardır mutlaka, havlu peçete, vardır peçete. Değil mi? Peçete derken kağıt peçete olmaz. Olmasın da yapışır çünkü. Hı-hı. Normal mutfak havlusu. Hemen havluyla bassın. Sıkıca bastırsın ama şimdi şurada bir bez var. Deneyebiliriz onu. Alabilir miyim? Tabii. Geçelim oraya isterseniz. Evet. Oradan olur. Devam edelim. Diyelim ki sizin elinizde arka tarafa mı geçeyim? Buyurun hocam. Böyle gelin. Tamam. Sizin bir de gelebilir de başınıza yani. Evet, evet. Ben de şöyle geçeyim. Cerrahsınız sonuçta. Kesin. Değil mi? Biz direkt dikiyoruz. Cerrahlar direkt diker. Biz direkt dikiyoruz. Kesme evet. İşini hastane ortamında size. Direkt diker. Şimdi diyelim ki parmağını kesti ya da şuradan kanadı. Hemen direkt parmağına bastıracaksınız. Ama ya da burada kanama oldu. Direkt bastıracaksınız. Bastırdığınız zaman bu bezi kaldırmadan. Yani kan ortalama 5 dakikada duruyor. Pıhtılaşma süresidir. O yüzden böyle bastım, anam kanama durdu mu? Yok durmamış, bir daha bastırayım derseniz o kanama durmaz. Evet. Bastırın, bir daha kaldırmayın. Çünkü her seferinde tam böyle pıhtı oluyor. Fakat zaten pıhtı buraya yapıştığı için acaba durdu mu diye açtığınız zaman pıhtıyı kaldırıyorsunuz. Aynen öyle. Yani tekrar kanamaya başlıyor. Kronometreyi sıfırlıyorsunuz yani. Sıfıra başlamış olur. Şimdi böyle bastırdım. Kaldırmıyorum. Ta ki en az ne kadar dedim? Bir 5-6 dakika. Çünkü ortalama pıhtılaşma süresidir. Ha bu kanama durmadı. Bu bez ıslandı. Yine bunu kaldırmıyorum. Hı hı. Hemen arkasından bakın bezi kaldırmadan biraz önce bahsettiğim gibi kaldırırsam sıfıra pıhtılaşma. Yani orada kabuklanma başlamıştı öyle anlatayım. Kabuğu koparmış gibi olursunuz öyle düşünün. Pıhtılaşmayı yok edersiniz. Diğer ikinci bezi alıyorum. Etraftan buldum bir havlu daha değil mi? Etrafta mutfakta çok bez var. Hemen bastırdım bakın hiç kaldırmadı. Ha bununla da durmadı. Hemen bandaj yapıyorum. Demek ki ciddi bir kanama aslında. Bu durumda etrafta birisi varsa hemen götürebiliriz değil mi hastaneye? Evet. Etrafta akla hemen ilk gelen dikiş gerekir mi? Dikiş hemen mi? O geliyor. Evet. Akla. Çünkü bu ciddi bir kanamadır. Bakın bezi bastırdım.
durmayacak kadar, yani kenara 2-3 santimden genişse zaten ciddi bir kanamadır. Bastırdım, durmadı ikinci bez. Ama hastaneye gidene kadar yapacağınız işlemden bahsediyorum ben. Hemen şöyle. Hı hı. Bu arada bilerek yardım etmiyorum. Yalnız olduğunuzu evet, farz edelim. Evet evet hemen. Değil mi? Çünkü hani bilinci açık zaten. Bilinci açık. Şöyle bir bandaj olabilir. Bakın bir bezle. Yine bakın mutfaktaki o bezler ne kadar çok işe sıktık. Yarıyor. Sıktık. Getirdim. Tabii o parmak. Hemen evet. Üstünden sıktım. Sıkı, bağladım. Bağladım. Bakın bununla da durmuyorsa... Bizim baskı noktalarımız var kanamayı durdurmak için. Hı hı. Şimdi parmağımızla kemik arasında damarı sıkıştırıp bastırıyoruz. Kanamayı durduruyoruz. Ha bu da vücudumuzda tabii ki değişik yerlerde var. Şah damarımız evet. var, üst hı hı. kol var. Mesela kolda olursa kolda, isterseniz onu gösterelim. Dirseğin altında olan ister parmak ister burada olsun. Hemen bir üst tarafı şu pazının bittiği yerde. Geliyorum hemen üstüne bastırıyorum. Tabii ki kalp seviyesini her zaman nereye? Yukarı. Yukarı tutacağız. Çünkü aşağı indirdiğimizde kan aşağıya doğru basınç yapar. Değil mi? Kanamaya. Evet. Evet durmasına engel olabilir. Yukarıya kaldırıyor. Tabii bu pozisyonu da hemen alıp götürüyoruz ama bununla da durmuyorsa bu çok ciddi bir kanama demek ki. Zaten orada evet. çoğunlukla şey oluyor. Böyle çok aşırı kırmızı tarzda oluyor. Fışkırır tarzda oluyor. Hı hı. Yani bu zaten evet, hani atar damarın kesildiğini gösteren tabii, bir şey. Tabii evet ama o durumda da zaten bu baskı noktasına bası yaptık. Yine durmuyorsa turnike dediğimiz. Onu bir gösterelim bir turnikeyi. Mesela diyelim ki. Bununla bezle yapıyoruz. Tamam. Mesela, tabii onun olması bakın, her evde mümkün bakın, olmayabilir. Hayır hayır. Bununla esnek özellikle ya. Yapıyoruz. Ha, lastik. Hmm. İp. Tel, lastik gibi malzemeler çünkü burayı ne yapar? Deriye hı hı. zarar verebilir. Bu genellikle şöyle olabilir. Çünkü mutfaktan öte mesela hı hı. daha doğrusu elden öte. Evet. Hani daha yukarılardaki kesiler böyle ciddi kesilerdir. Şimdi turnikeyi evet. ne zaman yapıyoruz? Evet. Baskı noktasına baskı yaptım hala durmuyor. Yani son çare. Son çare ne demektir? Ben turnike yaparsam boğucu sargı alt tarafa kan akımını yok edeceğim. Yani alt taraf beslenemeyecek. Dokular beslenemeyecek. Bildiğin kangren. Riski var. Ha yapmazsam yaparsam kangren olacak ama yapmazsam kan kaybından ölecek. Hangisini tercih ederiz? Mecburen. Tabii ki. Evet. O zaten nedenle... orada bekleme süreniz uzun. Yani bir kolun veya bacağın tamamen kansız kalması halinde bile 6 saat kadar süreniz var. Hı. Evet, o yüzden şimdi... endişe etmeyin o kadar. Turnikeyi yapın. Ondan şimdi sonra hastaneye götürün. Şimdi turnikeyi hangi durumlarda yapıyoruz? Bu önemli tabii ki. Baskı noktasına baskı yaptım durmadı. Uzuv koptu. Uzuv dediğimiz nedir? Kol. El, parmak yani belki. Burada parmak koptuğunda çok fazla hemen turnike yap demiyoruz. Çünkü bunu baskılarla durdurabiliriz. Boşuna alt tarafa kan akımını yok etmeyelim. Ama bir bilek koptu, şuradan koptu. E şimdi buradan tüm damarlar dışarıda bunu baskı yaparak durduramayız. Mümkün değil. Hemen gidip turnike yapacağız. Ya da mesela çıktınız. Onu da gösterin isterseniz evet. bende. Şimdi 8-10 santim genişliğindeki bir bez kullanıyoruz. İp, tel, lastik yok. Mesela bir turnikeyi, yemeni gayet uygun bulmuş. Aynen evet. evlerde kullanılan onun için özellikle bunu kullanıyorum. Hı-hı. Evet. Şimdi bakın turnike her zaman tek kemiklere yapılır. Çünkü bu dirseğin üstlük tektir, altı çifttir. Çift kemiği yaparsan aradaki damarı sıkıştıramazsın. Turnike Hı-hı. olmaz o. Üst kola yapıyorum. Bakın en az 8-10 santim. Getirdim. Şöyle iki uç oluşturdum. Alttan ve üstten geçirdim. Bakın üst taraftan bir düğümü attım. İkinci düğümü atıyorum ama bir kalem, tahta, etrafta bulduğum bir materyal bir şey sokuşturacağım. Olabilir. Evet. Vallahi bizde olsa olsa ben bir tane vereyim size bir dakika. Evet evet. Oradan. Mesela şunun çok bir güzel. Evet evet. Böyle. Tahta kaşık olduğunu etrafta düşünelim. Tahta olur, kalem olur. Kaşık olur, olur, her şey olur. Hı. Bakın bunu sıkıştırdım. Musluk yaptım. Musluğu çeviriyorum. Saat yönünde bakın çeviriyorum, çeviriyorum. Çok da çevirmeyeyim değil mi? Dolaşımızı bozmayayım. Morarmaya başlamış. Hemen bir şey olmaz ama. Şimdi kanaması olan kişi tabii ki doktor bey çok güzel bir şey gösterdi burada. Direkt bakın bayılacaktı neredeyse. Evet. Kanaması olan kişi şoka girer kan kaybından, sıvı kaybından. Onun için böyle ayakta yapılmaz, yere yatırılır. Şok önlemleri alınarak yapılır tabii ki ama ben herkes görsün diye burada Hı-hı. yapıyorum. Evet. Musluğu çevirdim, çevirdim. Ne zamana kadar çevirmeliyim? Ne zamana kadar? Ne zamana kadar mikrofon, çevireyim? Mikrofon nerede? Evet. Evet bir cevap istiyorum. Morana çevireyim kadar. Morana kadar. Ne zamana kadar? Kan durana kadar. Kan akışı durana, durana kadar. Durana kadar. Kanı durdurduk. Bıraktığım anda bakın geri gider. O yüzden çevirdiğim kalemi bırakmıyorum. Yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki. Evet şimdi başka bir ip olur artık bu bez olur hiç önemli değil. Bakın şöyle getirdim bir halka oluşturdum. Yani bunu artık bağlamak niyetiyle nasıl yaparsanız.
getirdim. Yani turnike deyince öyle bağladım, düğümde attım, öyle bir bıraktım şey değil. Bakın ne yaptım, turnikeyi sıkıştırdım. Yerde göstereyim mi? Yerde? Önlemleri. Olur. Evet. Sakıncası hadi bakalım. Yok. Evet, tabii ki. Peki, tabii bir de ben bu arada şey bunu açabilir miyim? Hayır, açayım, açmayın. Açmayayım. Açmayın, az ilk açtım. Halk arasında Sevda Hanım, evet. Kanı durdurmak için çok değişik yöntemler var. Ben hatırlıyorum, benim büyük bir kesiğim olmuştu. Evet. Hep de bir anım var nedense. Tütün basarlar mesela. Herhalde. Evet. Uzanayım mı? Tütün evet. basarlar kanı durdurmak için. Mesela nasıl? Ya tütün basıyorlar, şeker basıyorlar, ha, tuz basıyorlar. Mi? En çok zaten ilk yardım dediğimiz yapmamız değil, yapmamamız gerekenleri öğretmek. Evet. Yani bunlar hep yanlış uygulama. Orada sonuçta açık bir yere var. Enfeksiyon riski var. Derinin içine bakın, küçücük bir arı bile soksa onun bile ağzında mikrop var. Deriye minicik bir iğneyle bile deriye giriş yolu açtı. Hmm. O yüzden öyle merhaba, şeyler yapmıyoruz. Ben yatıyorum burada. Yani hocam, sohbet güzel, tamam fark etti ama bekliyorum yani, sizi burada. Yani kanı durduracağız diye garip garip şeyleri basmıyoruz yara. Pardon evet. hocam, unuttuk sizi. Şimdi tabii ki şok önlem. Niye? Çünkü kan kaybından, sıvı kaybından kalp damar sistemi bozuluyor. Dolaşım bozuluyor. Vücuda, beyne yeterli miktarda kan gidemiyor. O yüzden yerde müdahale ediyoruz. Tabii ki şok pozisyonu dediğimiz, beyne, kalbe kan akışı rahat gitsin diye ayaklarını 30 santim kadar yükseltiyoruz. Ben dizimi burada kullanabilirim çünkü materyal yok. Şimdi bu pozisyondayken tabii ki başını yan çeviriyoruz. Bilinç açık çünkü. Kusarsa aksın gitsin değil mi hava biz yolu? Biz ikimiz evdeyiz. Evet, çok güzel. Misafirin başına bir iş geldi. Evet, dön. Şimdi döndürdük. Bir battaniye, hırka mutlaka üstüne örtüyoruz. Bir dakika, hemen örteyim ben. Evet. Dur. Dur bakayım, bulabilecek misin şimdi battaniyeyi? Bitirdim, o heyecanla. Tabii bu arada da doktor beyin rahatı yerinde herhalde. Tövbe evet, tövbe. Valla siz çalışıyorsunuz, ben yatıyorum şu anda. Evet, güzel. Şimdi örttük. Örttük. Bakın, turnike yaptık. Ya da kanamayı durdurduk. Uygulama yaptığınız her bölge mutlaka örttüğünüz battaniyenin, hırkanın üstünde olmalı. Gözle, ha, gözle görmeliyiz. Gözle göreceğiz, bunu böyle örtmeyeceğiz. Yok yok, örtmüyoruz. Tamam, kolun üstüne alabiliriz. Kolu üstü. Gözle görelim. Ha. Evet. Tamam. Gözle görelim. Şimdi turnike yaptığımız için çoklu yaralarda, çok yaralı insan var ama tek kişiyiz. Bir tek evde değil, dışarıda da olabilir. Otobüs kazası oldu. Fatma! Çok yaralı var. Fatma! Yetiş Fatma! Evet, o durumlarda turnike yapılır. Tamam. Uzuv kopmasında turnike yapılır ama çok yaralı var ya, ben çekip gideceğim, başkalarıyla uğraşacağım. 2-3 dakikada ben mutlaka gelip tabii ki kontrol edeceğim. Evet. Ama bu arada sağlık personeli gelirse, çünkü 112'yi aramayı unutmayacağız değil mi? En önemli konulardan birisi. 112'yi aramıştık. Şimdi 112 gelene kadar tabii ki ben gelip kontrol edeceğim ama diğer yaralıyla uğraşırken geldi. Ben teslim edemedim yaralımı. Ne yapacağız? Şu durumu var, bu durumu yaptım diye. Bakın, kolundakini fark etmeyebilir turnike yapılıp yapılmadığını. Çünkü ilk önce müdahale edeceği hastalar arasına girmeli turnike. Çünkü burası ne oluyordu? Kangren olur demiştim. Alnına kırmızı rujunuz vardır çantanızda, cebinizde. Var mı çantasında ruj olan? Çantalar yaz, yapalım değil mı? Var. Evet. Program devam edecek. Rica ederim. Evet, onun şuradaki için yapmayalım. Ne yapacağız? Alnına T harfi yapıyoruz, yazıyoruz. Evet. Aa, kırmızı kalem olur, ruj olur. Sağlıkçı bunu anlar mı? Evet, o yoksa bile hastanın kanı vardır. Ha. Onunla T harfi yazın. Turnike'nin T'si de uluslararası aldım bir ifadedir. Turnike'nin T'si. Evet, tamam. Ben teslim edemezsem bile sağlık personeli geldiğinde alnında, bunu fark etmedi. Alnındaki T'yi gördüğünde turnike yapılmış. O zaman ilk müdahale edeceğim hastalar arasındadır deyip hemen oraya müdahale edecektir. Demek ki oradaki T önemli. Ha, gittim, dolaştım, geldim diğer hastaları. 15 bırakabilir miyim artık? Tabii. Kalkıyorum. Kalkmayın, kalkmayın. İyiydi değil mi? Peki. 15-20 dakika. Ben de bakın, oturdum. 15-20 dakikada bir geliyorum. Çünkü burada iyice sıkmıştım değil mi? Bakın, turnikemi gevşetiyorum. Turnikeyi gevşettim ama çok fazla değil. Yani kan akımını sağladım. 15 dakikada bir. 5-10 saniye kadar. Yani oraya kan akımı gitsin, o bölge beslensin. Kangreni yok etmeye çalışıyorum. Derdim bu. Sonra yine 15-20 dakika bir gevşettim. Sonra yine sabitliyorum. Şimdi burada bakın, ben size sahadan bir şey söyleyeyim. Evet, tabii ki. Turnike sırasındaki yapılan hatalardan bahsedeyim. Hı-hı. Çünkü evet, sonuçta ilk yardımda yapılıyor ama acilde bana geliyor sonra bu hasta. Evet. Özellikle turnikenin yanlış karar verildiği hastalar var. Kesinlikle, hemen şimdi gidip bakın, yapıyorlar değil mi? Evet, şöyle yani. Çünkü turnikeyi kime yapmanız gerekiyor? Hakikaten biraz önce söylediğimiz gibi, uzuv koptu veya çok şiddetli kanaması var, fışkırır tarzda kanıyor. Mesela bu hasta, bu kişi gerçekten
turnikeyi hak ediyordur. Ama basit bir kanama var. Bastırma yerine direkt turnike yaptınız ve turnikeyi de yeterli sıkmadığınız zaman atar damarı kapatmıyorsunuz, toplar damarları kapatıyorsunuz. Bu da kanamanın artmasına neden oluyor. Kan kaybını arttırıyor. Dolayısıyla öyle turnike, hadi hemen bir turnike yapalım, yanlış bir karar. O yüzden çok doğru bilgileri evet. lütfen buradan edinin, ona göre turnike kararı verin. Bakın zaten dikkat ettiyseniz bastık, bastık, evet. sardık. Bastırdık. En son artık turnike. Ama bir uzuv koptuğunda direkt gidip turnike Hı-hı. yapacağız. Evet. Sanki orayı kapattıktan sonra. Peki şimdi evet. bir de en fazla küçük çocuklu evlerde ev kazalarına Hı-hı. rastlıyoruz. Değil evet. mi Sevda Hanım? Kesinlikle. Çocuklar evde nasıl bu, önlemler alacağız? Mutfakta o kesikler, yanıklarla da karşılaşıyor çocuklar da. Bebekler özellikle. Üstüne çay dökülebiliyor, su dökülebiliyor. Onu sonra da evet. konuşabiliriz. Şimdi de konuşabiliriz ama özellikle bu dolabın içinde ne var? Evet, bir açalım. Çamaşır suyu, ya. Deterjan. Özellikle bizim dolaplar böyle değil midir? Ve çocuğun boyuna evet. uygun. Kesinlikle. Yani, açıp kullanabilir. Ve nesi yok? Kilidi yok. Bir bebek, bir çocuk etrafta sürekli dolaşır. Niye dolaşır? Merak. Bulduğunu ağzına, burnuna, kulağına soksun. Etrafı Bayılır. Tanısın. Değil mi? Bayılıyor. Özellikle hoşuna giden şeylerden. Burası da çok hoşa gidecek şeyler var. Rengarenk. Renkli şişeler. Değil mi? Çamaşır suyu. Sular. Evet. evet. Ama bunlar şimdi bir çamaşır suyunu ağzına atarsa ne oldu? Direkt gitti. Soluk borusu, yemek borusu. Hepsi yandı gitti. O yüzden bir de zehirlendi yani. Yaktı, zehirledi. Bunun dışında tabii ki bunu ne yapabilir? Üstüne dökebilir. Bir kezzap değil mi? Ciddi de yakar. Tabii. Yanıklara da sebep olur. Yani her türlü zarar. Peki ne yapacağız bir peki? ilacı temizlik malzemesinin içtiğini anlarsak evet. o an ne yapacağız? Şimdi çocuk eğer ayran bir... Ayran ve yoğurt kısmını soracağım çünkü. Evet o çok yapılan bir işlemdir değil mi? Ayran ve yoğurt evet. Şimdi arkadaşlar her türlü durumda hemen bir ayran, bir su, süt. Bir süt, bir evet. yoğurt hemen geliyor. Şimdi çoğu zaman da bizde eğitimlerde soruyorlar ama bizim iş yerinde süt veriliyor, yoğurt veriliyor. Arkadaşlar onlar... Önlem amaçlı veriliyor. Günlük vücuda yararlıdır. Tabii ki çok yararlıdır. Toksinleri atsın diye yapılan bir işlemdir. Ama artık zehirlenmiş. Zehirlenen kişiye bir şey yedirip içirdiğinde bir girerken ne yaptı? Zaten yaktı, zarar verdi. Bilmiyoruz ki içeride daha nelere zarar verecek. O bir yudum suyla, bir yudum yoğurtla, bir yudum sütle kusabilir ekstradan. Kusmukla yine mide asitiyle birleşti. Kusmukla bir daha yaktım. Belki bilinci kapanacak, ne zaman içtiğini bilmiyoruz, her an bilinç kapanabilir. Bilinç kapanması durumunda da dil geriye kaçıyor ya, duymuşsunuzdur. Bir yudum su bile ne yapar ona? Yoğurt, süt, ayran. Verirken bilinç gitti, boğuldu. Bir de ekstra boğulmaya sebep oldu. Belki biraz sonra ameliyata girecek, ameliyata alacaklar, işlem yapacaklar daha doğrusu. Ameliyat olması da hastanede bir cerrahi işlem olabilir, farklı işlemler olabilir, mide yatanabilir. Evet. Yani... Daha öncesinde de yiyecek ver. Burada demek çünkü şey düşünmek lazım esasında. Yani biz ona hasar kontrolü diyoruz. Kesinlikle. Yani bir kere zaten bir hasar almış. Hı-hı. O hasarı arttırmayalım. Hani daha kazalarda da öyle değil. Mesela bir kaza olduğu zaman evet yardım et. İlk yardım yap ama öte yandan kendini koru. Yolun ortasındaysa yani bir kere kendini koru ve çevreni koru. Aynen öyle. Yani bunlar da ilk yardım. Önce can sonra canan diyor. Sen hayattaysan. Karşı evet. tarafa yoksa yardımcı ediyoruz. Olamazsın zaten. Ben her zaman diyorum en ilk yardımcı nefes alan kişidir. Nefes alıyorsak değil mi? Hayattaysak yardım evet. edebiliriz. Evet. Şimdi burada peki. eğer içtiyse asla lütfen kusmak bir reflekstir. Yani kusuyorsa içten gelen bir duygudur değil bırakalım mi? Kusuyorsa kussun yapacak bir şey yok. Tıkayamayız ağzını. Ama özellikle yok parmak atayım, su içeyim, bir şey aman yapayım. Aman. Kusturayım en derseniz girerken ne yaptı özellikle tuz ruhu? Çamaşır suyu gibi asitli maddeler ne yaptı? Yaktı. Mide asitiyle birleştirdi. Ne yaptınız? Kusturdunuz, bir daha yaktınız. Yani böyle o kadar çok soluk borusu, yemek borusu hasar gören insanlar var ki bunu da unutmayalım. Kusturmuyoruz. Sonrasında çok büyük ameliyatlar gerekiyor evet, biliyor musunuz? Mesela kalın bağırsağı, kalın bağırsağı alıp yemek borusu yapmak zorunda kalıyorsun. Yani evet, bütün sistemi değiştiriyorsun. Hı-hı. Birkaç kere ameliyat gerekiyor ama yani bu hakikaten bizim acillerde çok sık gördüğümüz bir şey. O yüzden tekrar söylüyorum. Kentimizi de bunları şimdi, alçağa koymayalım. Ya. Şimdi koyalım tabii yükseğe. Ki mesela evet. ağzına geldi ya, içti ya fark Hı-hı. ettiniz. Hı-hı. Ağzını çalkalayın içirmeden. Hı-hı. Zehirli madde oraya değdi, çalkalayabilirsiniz. Eline yüzüne değdiyse işte onları yıkayın. Kıyafete dökülmüş. O da çok önemli. Mesela ayağına dökülmüş. Tuz ruhu diyelim Hı-hı. ki yakar Hı-hı. değil mi?
döküldü. Hemen çorabını çıkarın. Ayağını dökmüş. Ama çıkarırken de böyle hızlıca çıkartmayın. Bakın, yapışmış olabilir. Evet, yapışmış olabilir. Deriği ne yaptın? Kaldırdım. Yani bakın, yalnızca zehirlenme değil, yanıklarla da. Bu deterjanları önlem, en güzel önlem değil mi bakın? Evet. Cama, evet. Güzel kilitler var. Cama, kapıya kilitler yapmışlar, evet. Dolaplara. Sevda Hanım, evet. İlaçları da tabii yakında tutmuyor. Vaktimiz çok daraldı. Evet. Şu bir, ben yayında hani dedim ya, nefes boruma su kaçtı. Arkadan evet. Biri geldi, sarıldı ama gene de neyse kurtuldu. Tıkanmada değil mi? Tıkanmada evet. Şimdi tıkanmalarda... Evet, sizde mi uyuyor? Buyurun. Buyurun. Peki. Gelin böyle. Şimdi son dakikalarda beni kurtarın o zaman. Evet. Şöyle geçebilir miyim? Tabii ki. Sağ elim daha kuvvetli, onun için bu tarafa geliyorum. Ha, tamam. Onun için geçtim. Şimdi şöyle, yumruk geliyor. Öksürüyorsa bu çok önemli, ama bakın biraz önce, evet. Çünkü konuşmalarda öksürüyordu, işte kaldırdım ya da işte öksürmüyordu meselesi var. Öksüren kişi öksürüyor bakın. Hemen gelip sırtına... Bunu yapmıyor muyuz ya? Sırta vuruş yapılıyor. Yani. Hemen bir bardak acıktım. Suyla geliyoruz değil mi? Su içiriyoruz. Şimdi sırta vuruşla evet cisim çıkabilir. Ama cisim gidip tam tıkanmaya da, şuradaysa gidip tam tıkanmaya da aşağıya sebep, iner. Daha aşağıya da indirmeye sebep olabilir. Vurmayacağız. Vurmuyoruz. Vücudun bir refleksidir öksürük. Şimdi soluk borusuna kaçtığı zaman yemek borumuz var ya, kapak var. Hemen beyin diyor ki gıda geldi, kapat. Kapağı kapatıyor, yemek borusundan mideye gidiyor su. Ama su olsun, sıvı ya da katı, işte suyla olmuş başınıza gelmiş. Aha. Sıvı ya da katı bir şey. Ama o kapak işte kapanmadan kasılmalar sonucu ekstra bir durum sonucu nereye gitti? Soluk borusuna kaçtı o gıda. Şimdi öksürüyor. Nefes alıyor, konuşuyor. Ellemeyin. Vücudun refleksi. Diyor ki yanlış yerdesin. Çık. Yemek borusundan gitmen lazım. Peki şu vaziyette olsaydım. Öksür diyorum, öksür. Öksürdüm. Ama öksürdü. Ama son dakikaya girerken tam tıkanıklığı gösterelim. Tamam, program bitiyor hocam. Evet, tamam. Tıkandı. Hemen ağzını attım, aldım, alamadım. Şöyle koltuk altından girdim. İki kürek kemiği arasına eğdim. Yan dönün, yan dönün görürsün, yan dönün. Evet, iki kürek kemiği arasına beş kere vuruyorum. Üç, dört. Çıkmadı. Yok, çıkmadı. Hemen arkasına geçiyorum, bacak arasından, bakın midenin üstü, göğüs kemiğinin altı. Yerleştirdim arkaya ve yukarıya doğru hamlemi yapıyorum. Beş kere. Çıkmadı. Çıkarayım artık. Çıktı hadi. Çıkmadıysa yine sırta vuruşar. Ta ki çıkana kadar bu işleme devam etmek, evet. Şarttır. Şuradan ortamızı bir bastırmam alalım. Ortamızı alalım. Tabii bastan bastıramadım ben. Biraz büyük çene olunca, evet. Değil mi? Hızlıca hareket edince de doğru yere, evet. Yerleştirin. Arka ve yukarıya doğru bastırın. Hayat kurtarmış olursunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Bu iki yardım bilgileri ne kadar önemli ya. Evet, çok her biri, bir sürü konu var. Hepsi de birbirinden önemli. Daha konuşacağımız çok şey, evet. Var. Evde tek başınaysak bu işi nasıl yapacağız? Evet. Bunların hepsini bir sonraki davetimizde İnşallah. Sizinle konuşmak İnşallah. İstiyoruz. İnşallah. Evet, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Teşekkür, ayağınıza teşekkür sağlık. Ama sağ bizle kalın lütfen, programı beraber, tamam. Kapayalım. Evet. Sevgili izleyiciler, bugün de Doktorum Yanımda'yı bitirdik. Yepyeni bir haftaya başladık. Umarız bizimle başlar, bizimle tamamlarsınız. Biz çok keyif alıyoruz. Bizi izlemeye devam edin. Çok teşekkürler tekrar katılımınız için. Yarın inmeyi ve tedavisini konuşacağız. Profesör Doktor Yakup Crespi'yi ağırlıyor olacağız burada. Bir de aynı zamanda özellikle çocukları olanlar ekran başına. Çünkü akran zorbalığı bence son yıllarda gittikçe artmaya başladı. Profesör Doktor Aylin İlden Koçkar'la beraber akran zorbalığını konuşacağız. Yarın aynı saatte yine 360 ekranında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.